Kırım Özerk Cumhuriyeti son bir haftada 180 derece yön değiştirdi. 10 gün önce Ak Meşit'e geldiğimizde her tarafta Ukrayna bayrakları dalgalanıyordu. Şimdi ise tüm kamu binalarında neredeyse Rusya Federasyonu bayrakları var. Moskova yönetimi son süreçte bu topraklarda, yani Kırım'da nedenli güçlü olduğunu defalarca ispatladı. Bir gecede tek kurşun atmadan Kırım parlamentosunun önüne asker çıkartarak tüm dünyaya istediğim anda Kırım'ı kendi topraklarıma katarım mesajını verdi. Beş gün önce Rus askerinin Kırım'ın başkentinde elini kolunu sallayarak gezmesi uzak bir hayaldi ama gerçek oldu. Üstelik daha geçen çarşamba günü meclis önünde yaşanan alan kavgasında Kırım Tatarları Ruslara bariz üstünlük sağladıktan hemen sonra. ABD'de 3 Rus yaşamını yitirdi. Ancak Tatar liderlerden arka arkaya gelen ikazlar üzerine Kırım Tatarlarının parlamentonun avlusunun önünden çekilmesi belki de sonun başlangıcıydı. Sabaha karşı parlamento bir grup silahlı milis tarafından işgal edildi. Binaya girerken güvenlik kamerası tarafından saptanan eylemciler Ukrayna bayrağını indirip Rus bayrağını göndere çektiler. Bu eylem Kırım'daki birçok kamu binasında tekrarlandı. Olağanüstü olarak toplanan meclis daha bir gün önce Tatarlara Ukrayna ile müzakere mesajı veren Rusya Birlik Partisi lideri Aksyonov'u başbakanlığa seçti. Başbakan ilk mesajında 25 Mayıs'ta referandum yapılacağını söyledi. Artık daha güçlü bir özerk cumhuriyet olacağız. Ertesi gün Rus askerleri ya da Rusya tarafından yönlendirilen paralı askerler Simferopol Havalimanı'nda güvenlik önlemleri almaya başladı. Üzerlerinde herhangi bir bayrak yok ancak bunların Rus askeri olduğundan eminiz. Çünkü hemen önlerinde Rus milisler görev yapıyorlar. Onlarla konuştuk neden buradasınız diye, askerler bu sorulara yanıt vermiyorlar. Ancak milisler havalimanında herhangi bir olumsuzluğu engellemek için yeni başbakan tarafından görevlendirildik diyorlar. Хочу сказать о том, что вчера вечером yeni seçilen başbakan Aksyonov tarafından gönderildi. Simferopol'de önemli yerlerin normal şekilde çalıştırılması için görevlendirildi. Birilerini tutuklamak ya da girişlerine engel olmak gibi bir emir almadık. Havaalanında olağanüstü durum gerçekleşmemesi için önlem alıyoruz. Premier Minister. Derken askerler nöbet değişimi için havalimanından çıkıyor. Önde onlar, arkada gazeteciler kovalamaca başlıyor. Tek amaç askerlerin ağzından Rusya için çalışıyoruz cümlesini almak. Ama nafile çaba. Bunlar Rusların. Rusya'nın Karadeniz filosu biliyorsunuz Sivastopol'da ve bu zırhlı personel taşıyıcılar da o filoya ait kara taşıma araçları. Bunların geldiğini gören buradaki gönüllüler hemen hazır ola geçtiler ve yolun hemen sağ tarafında toplandılar. Onları selamlıyorlar. Askerler zırhlı araçları Bahçesaray çıkışında yol kenarına park ediyor. Bakalım bu sefer bize yanıt verecekler mi? Şu anda 5 tane personel taşıyıcı var. Bir kez denedik, bir kez daha deneyeceğiz. Rıza, yardımcı olur musun? Nereye gidiyorsunuz? Karadeniz filosundan mısınız? Simferopol'e mi gidiyorsunuz? Evet, yanıt vermiyor askerler. Arkada 4 tane daha araç var. Onları bekliyorlar. Yolda bir arıza yapmış olma ihtimali yüksek. Çünkü bu 3 tür araçlar duruyorlar. Ve
nereye gidecekleri konusunda da henüz bir şey söylemiş değiller. Yalnızca bir tane aracın üzerinde Rus bayrağı var. Hemen bu gördüğünüz yanımdaki mavi beyaz kırmızı. Onun dışında hiçbir aracın üzerinde nereye ait olduğuna dair bir iz bulunmuyor. Yalnızca numaralar var. Rusya'nın elini kolunu sallayarak Kırım'a asker çıkarması en çok Kırım Tatarlarını rahatsız ediyor. Sıcak çatışmadan kaçınmak için Tatar gençlerini sokaklardan çeken Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov, referandumun yapılmasına, hele de silahların gölgesinde bir referandum yapılmasına kesin dille karşı çıkıyor. Şu anda Rus askerleri sokaklarda, parlamentonun önünde, havalimanında. Fiili olarak Kırım işgal edilmiştir diyebilir miyiz Rusya tarafından? Evet. İşgal edilmiş de genelde basılıp alınmış mı? Okupatı. Evet. Kırım şimdi, Kırım'da bütün hakimiyet diğer ülkenin ya da diğer devletin kolunda. Şimdi ilansız, ilan edilmeyip, savaş açılmayıp buraya Rusya'nın askerleri gelip basıp almışlar Yarımada'nı. Ukrayna'nın, bağımsız Ukrayna'nın ayrı bir parçasında diğer devletinin şimdi kanunları olmasa da ama diğer devletin askerleri karar alıyorlar. Aynı zamanda bizim Kırım Tatarların toprağı bizden soramayıp statüsünü değiştirmeye diğer devlet, Rusya devleti işte hareket yapıyor. Ukrayna peki niye buna yanıt vermiyor? Yani sonuçta kendi toprağı işgal altında ve Ukrayna seçti. Ben şimdi Ukrayna'yı çok soramaz dedim ama halkara teşkilatı var. Ya da Ukrayna'nın bağımsızlığına garanti olgan taraflar neden yapmıyorlar? Bu sual şimdi birinci sıradadır. Çünkü anlaşıldı ki Ukrayna bu müdafaa tarafından becermedi bunu ve becermeyecek. Ama böyle bağımsız bir devlet kendisi korçalamaya becermediği sebebinden parçalanması olmaz. Buna diğer ülkeler garanti oluşu gerek. Kırım Tatarları yalnız başkent Simferopol'de değil, en yoğun nüfusa sahip oldukları Bahçesaray'da da sokaklarda pek gözükmüyor. Kırım Tatar Hanlığı'nın başkentinde incin top oynuyor. Tatar mimarisinin şaheseri Han Sarayı'nın bahçesindeki camide öğle namazı sırasında bile insan yok. Sonunda yöresel yemekler yapan bir lokantada iki Tatar genci söyleşi yapmayı ikna ediyoruz. Evet, pek korkamız. Evde oturamış diye az barga çok çıkmayamız. Çünkü pek korkunçlu zamanlar bu. Avlen bir kimse bizni tiymeyi ama kim onu bile. Azıca holen bakmasan. Genç adamlarga yoktur iş. Şimdi ben üniversitede, ben ekonomika okuyorum. Ben şimdi okusunu bitirgen son, hayda mı gideceğim, bilmiyorum. Ahayga çıkıp evde oturup balarına bakmak. Ama ben okudum, 6 yıl okudum. Benim diplomum bilmiyorum. Gerek olar mı, yok mu bana? Hem ne olacak bizim geleceğimiz alabilir. Kırım'da iş yapan Türkler de süreci endişeyle takip ediyor. 14 yıldır restoran işleten Rizeli Ali Osman Savut, ülkenin Rusya'ya da Ukrayna'ya bağlanmasının değil, istikrarın önemli olduğu kanaatinde. Her iki şekilde de bizim için olumlu olacağını düşünüyoruz yani. Buranın ekonomisi şu anda oldukça kötü. Avrupa'da olursa iyi olur, eğer Rusya'ya bağlanırsa da iyi olur. Yani o konuda zaten bizim bir beyan etme gibi bir hakkımız yok. Biz burada neticede bir yabancıyız. Bizim toprağımız değil. Biz burada huzur içinde yaşamak istiyoruz yani. Yaşananlar burada bir iç çatışmanın habercisi olabilir mi? Yoksa tüm bu süreç sakin şekilde atlatılabilir mi? Ya inşallah sakin bir şekilde atlatılır. Ama şu anda süreç açıkçası tedirginlik devam ediyor. Yarın bugün burada Allah korusun herhangi bir bir silahlı bir çatışma falan olursa ne olacağını bilmiyoruz. Bizler için daha kötü. Neticede biz burada yabancıyız. Yani bize karşı da şu anda psikolojik olarak da az da olsa bir baskı var. Yani bizi burada istemiyorlar açıkçası Kırım'da işte Türk varlığını falan. İş adamları Ukrayna gibi Türkiye'nin de süreci iyi yönetemediğini söylüyor. Türkiye rolünü oynamadı. Türkiye'de şu anda hep iç kavgalar, işte paralel devlet rüşvet aldı, verdi. Bunun kavgasına devam ediliyor. Oysa burası dünyanın en stratejik yerlerinden birisi Kırım. Bugün bu konuşulmalı Türkiye'de. Geçtiğimiz dönem Ukrayna parlamentosuna aday olan Ali Kılınç, Kırım'da geleceğe en fazla umutla bakanların belki de başında geliyor. Şu anda özel cumhuriyet anlamında isim olarak özel cumhuriyet. Ben size örnek
vereyim, bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti. Böyle bir otonom olması gerekiyor. Yani kendi cumhurbaşkanı, kendi geliri, kendi kaynaklarının kendi içerisinde kullanması gerekiyor. Ama şu anda nedir? Şu anda gelirlerin hepsi Kiev'e gidiyor. Kırım'da Ukrayna etkisinin azaltılmasını savunanların en önemli buluşma noktalarından biri Başbakanlık binasının da bulunduğu Lenin Meydanı. Rusya yanlıları ülkedeki Moskova etkisinin sembolü olarak görülen Lenin heykeline zarar verilmesini engellemek için gece gündüz nöbet tutuyor. We are not in danger. Biz tehlikede değiliz. Kendimizi güvende hissediyoruz. Uluslararası medya dünyaya tek yanlı yayın yapıyor. Ben gerçekleri söylemek için geldim. Silahlı kişilerin Rus askeri olduğu henüz kanıtlanmadı. Bunlar Kırım'ın öz savunma güçleri. This is actually why I'm here. I want to let the world know that there is nothing to worry. Bütün dünyanın anneleri, beyazı, sarısı, siyahı aynı. Savaş gerekmiyor. Bütün anneler savaşa karşı. Dünyaya mesajını anlaşılır bir şekilde veren Rusya, hafta sonu yumuşama sinyallerini göndermeye başlıyor. 3 gün boyunca parlamentonun önünde gövde gösterisi yapan Rus güçleri çekiliyor. Rus ordusuna bağlı askerler parlamentonun önünde gövde gösterisi yaptılar ve ardından çekildiler. Şu anda kimse yok parlamentonun ne önünde ne avlusunda. Küçük bir grup zafer şarkıları ve popüler Rus şarkılarını çalıyorlar. Bununla eğleniyorlar. Ancak parlamentonun önü tamamen boşaltılmış durumda. Perşembe günü sabaha karşı burası bazı silahlı kişiler tarafından işgal edildi. Bu parlamento. Bu kapı kapalıydı, burada insanlar vardı ve burayı kimseyi bırakmıyorlardı silahlı milisler. Şu anda gördüğünüz gibi içerisi terk edilmiş durumda. İçeride bazı polisler var ve barikatları görebiliyorsunuz. Ruslar tüm hafta sonu ellerinde dev Rus bayraklarıyla sokakları arşınlıyor. Sanki Rusya ile bütünleşmeye hazırlanıyorlar. Bu işgal olsa protesto olurdu. Burada bulunan insanlar onları ayakta alkışlıyor. Biz kadınlar çocuklarımızla birlikte dolaşmak istiyoruz. Bu askerler Ukrayna'daki faşistlere karşı bizim güvenliğimizi sağlıyor. Rus askerleri ise Kırım'ın dört bir yanındaki Ukrayna birliklerini Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne bağlılıklarını bildirmeleri için kuşatıyor. Çoğu birlikler bu baskı karşısında çözülürken bazıları direniyor. Hem de sivil milislerin baskısına rağmen. Simferopol'deki Deniz Kuvvetleri Birliği gibi Bahçesaray'daki Mayın Birliği de kuşatmaya boyun eğmeyen Ukrayna kuvvetleri arasında yer alıyor. Bahçesaray'daki manzara da diğer Kırım kentlerinden pek farklı değil. Bahçesaray'ın girişindeki Mayın Temizleme Eğitim Birliği'nin önünde Kozak askerleri var. İki kamyonla gelmişler ve birliği şu anda kuşatmış haldeler. İstedikleri silahların teslim edilmesi ve Ukrayna'ya değil Rusya'ya, daha doğrusu Kırım Başbakanlığı'na bağlılıklarının bildirilmesi. Ancak şu ana kadar içerideki askerlerden olumlu yanıt alınmış değil. 4 saat süren kuşatma sonrası yapılan pazarlık da bir sonuç vermiyor. Ukrayna Birliği'nin komutanı Stashenko, kendisini kuşatan Rus komutanla ortak bir açıklama yapıyor. Bizden önce Rusya'ya katılmamızı, sonra Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanmamızı istediler. Reddettik. Saldırı olursa karşılık vereceğiz. Rus komutan Vladimir ise buna birlikteki askerlerin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Politika, вы настраиваете очень нехорошую информацию.
biz kan dökmek istemiyoruz. İçerideki askerler arasında birlikte oylama yapalım. Представители, у меня есть заявление материи, заявление материи. Önce Rusya, ardından da Ukrayna donanmalarında görevli savaş gemilerini Akdeniz'den Karadeniz'e geçiriyor. Ancak Sivastopol'un hakimi Rusya. Yalnız Kırım ve Kırımlar için değil, Ukrayna ve Rusya için de zor zamanlar. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü tehlike altında. Rusya, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği ve NATO'nun baskısını üzerinde hissediyor. Kırım Özerk Cumhuriyeti ise etnik unsurlarının birbirleriyle boğazlaşmasından endişe duyuyor. Peki bundan sonra ne olacak? Savaş tehlikesi tırmanıyor mu? Rusya, Kırım toprağını kendisine katacak mı? Ukraynalılar, Ruslar ve Tatarlar arasında bir iç savaş ihtimali var mı? Tüm bunlara şimdiden evet ya da hayır demek mümkün değil. Ancak muhakkak olan bir şey var. Küresel güç savaşının yeni adresi olan Kırım'ın bundan sonra istikrara kavuşması hayli zaman alacak.